Merhaba ben Furkan Arı. Bugün aslında hepimizin ihtiyacı olan ama ihtiyacımızın olduğunu fark etmediğimiz bir ürün inceleyeceğiz. Bizim inceleyeceğimiz ürün Derma markasının Dem F300 modeli. Ama bugün aslında konumuz biraz da hava nemlendiriciler, oda nemlendiriciler olacak. Kutu içeriğine bakmamıza gerek yok. Kutudan zaten direkt ürünün kendisi çıkıyor. Tasarımı olarak beyaz üzerinde kırmızı detaylar bulunan bir tasarıma sahip. Sade bir tasarım. Zaten oda nemlendiricinin tasarımından da çok da bir şey beklememiz gerekmiyor. Neden aslında hepimizin ihtiyacı olduğu ama ihtiyacımız ne olduğunu fark etmediğimiz dedim. Çünkü muhtemelen siz de benim gibi her gün sabah kalktığınızda boğazınız şişmiş gibi boğazınızda bir ağrıyla bir kurulukla uyanıyorsunuzdur. Ben bunları ekstra olarak bir de kuruluktan artık burnum yarı olmaya ve rahat nefes alamamaya başlamıştım. Bu yüzden ben de dedim ki buna bir çözüm bulmalıyız. En basit çözüm de tabii o da nemlendirici kullanmak. Derma, Xiaomi'nin bir alt markası diyebiliyorum, yanlışsan beni düzeltin. Satın aldığımız sitede de en çok satan buhar makinelerinden biriydi. Bu ürünün aynı zamanda üzerinde dijital ekran vesaire olan modelleri de var. İhtiyaç duyarsanız onlara da bakabilirsiniz ama benim için sade ve basit olması yeterliydi. Sonuçta kendisinden beklentim sadece odamı nemlendirmesi ve nefes problemi, boğazımın kuruma problemini çözmesiydi. Nem, buhar deyince aklımıza direkt kaynar su geliyor ama bu ürünler aslında su buharını bu şekilde değil ultrasonik bir sistem sayesinde yapıyor. Tam olarak nasıl yaptığını ben de bilmiyorum ama suyu kaynatmıyor aksine soğuk buhar veriyor. Tabi suyu kaynatmadığı için de çay makineleri ya da ütüler gibi inanılmaz şekilde elektrik harcamıyor. Yani gece boyunca çalıştırdığınız takdirde ocağınıza incir ağacı dikmez. 2,5 litrelik bir kapasitesi var. Ben yaklaşık 2 günde bir bazen 3 günde bir dolduruyorum içini. Ortadan biraz daha yüksek güçte çalıştırıyorum ve 3 gece 2 gece beni idare ediyor. Üzerindeki bu sistem sayesinde gücünü ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Kutusunda 14 saate kadar kullanım ömrü sunduğu yazıyor. Bu maksimum güçten mi böyle minimum güçten mi bilmiyorum ama şöyle basit bir hesap yaparsak dediğim gibi ben 2-3 günde bir dolduruyorum ve ortadan biraz daha yüksek güçte çalıştırıyorum. Günde 7 saat çalıştığını hesaplarsak 2 günlü olarak düşündüğümüzde yani yazılan rakam doğru olabilir. Ortada veya ortanın bir tık üstünde 2-3 gece götürüyor. İçine su doldurmak için de şuradan bastırarak açmanız gerekiyor. Bu hem basit bir sistem hem de biraz insanın sinirini bozan bir sistem açıkçası. Çünkü açması hem kolay hem de biraz sizi zorluyor. Bazen bastırdığınız halde açılmıyor. Yani şuradaki tırnaklı kısımdan yukarıya çekerek de açabilirsiniz içerisine esanslı yağlar ya da limon gibi meyveler atılabildiği söyleniyor. Ben henüz hiç denemedim. Bu aromalı yağlardan almayı da düşünüyorum ama her seferinde şu kadarcık bir pakete o kadar para verilir mi deyip vazgeçiyorum. Bu tip ürünlerin daha küçük kompakt olup şarjla ya da pille çalışanları da oluyor ama bu göreceğiniz üzere priz üzerinden çalışıyor. Zaten az önce de söylemiştim prize bağlı olduğu halde çok fazla elektrik tüketmiyor eserme ile ilgili ya da malzemesinden dolayı kaynaklanan bir problem de şu kapağın üzerindeki şu kırmızı kısmın boyası elinize geçebiliyor ve siz fark etmiyorsunuz. Daha sonra bu beyaz kısma dokunduğunuzda beyaz kısmı boyuyor. Ben anlamadım bunun nasıl olduğunu ama ürünün üzerinde zamanla kırmızı lekeler oluşmaya başladı. Tahminim kapağa dokunup daha sonra beyaz yüzeylere dokunduğumuzda elimizden bulaşıyor olması. Buhar makinesinin zaman zaman içini temizlemeniz gerekiyor. Bunu bir bez yardımıyla için silerek yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey içindeki hava çıkışına su kaçmaması. İçini temizlerken buna dikkat edin. Bir de çalışır durumdayken mobilyalara fazla yakın bırakmamaya çalışın. Sonuçta nem, rutubet mobilyaları eskitebilir, çürütebilir. Zaten bunların hepsi kullanma kılavuzunda yazıyor. Sonuç olarak siz de benim gibi bu boğazınızdaki ağrıdan ya da burnunuzun kuruyup yarı olmasından bıktıysanız bu tip çözümlere yönelebilirsiniz. Daha pahalı, daha farklı versiyonları da var. Onların özellikleri size cezbedici geliyorsa onlara da yönelebilirsiniz. Ama sizin de aradığınız şey benim gibi odayı nemlendirmesi, bu kuru havadan sizi kurtarmasıysa bu ürünü tercih edebilirsiniz. Zaten üzerinde basit bir sistem olduğu için bozulması da bir o kadar zor oluyor. Ne kadar basit sistem o kadar uzun ömür diye düşünüyorum ben. Bu seferki incelediğimiz ürün diğerlerinden biraz farklı oldu. Bu videoyu faydalı bulduysanız ya da ilginizi çektiyse aşağıdan beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Fikirlerinizi ya da sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve